son 4 haftaya girdik. 5 puan farkla öndeyiz rakibimizden. Maçlarımız zor geçiyor. Bilinçle maça hazırlandık. İnşallah altında maçında geçip durumu daha da iyileştirmek istiyoruz. Bu yolun sonunu en başta belirlediğimiz gibi en yukarıda bitirmek istiyoruz. Şehrimiz havaya girdi. Siyahlılar taraftarlarımız geçen hafta bir bayrak kampanyası başladı. Buna olağanüstü bir ilgi var. Tüm esnaflarımıza teşekkür ediyoruz. Taraftar grubumuza teşekkür ediyoruz. Özellikle Fuat ve Murat kardeşimize teşekkür ediyoruz. Niyetleri büyük. Bu başarıda bütün Soma'nın bileşenlerinin katkıları var. İş adamlarının, firmalarımızın, belediyemizin, milletvekillerinin hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Olağanüstü bir heyecan yarış yaptık. Çok destek verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Bu kalan maçlarımızı da kazanıp inşallah ligi en yukarıda tamamlayıp ikinci lige yükselmek istiyoruz. Takımımız iyi çalışıyor. Sporcu kardeşlerimiz, teknik heyetimiz çok fedakarca bir mücadele yaptık. İnşallah sonu da güzel olacak. Bu yıl da bizim senemiz olsun, şampiyonluk senemiz olsun. O sene bu sene diyorum. Yarın Altındağ'la çok çok önemli bir maça daha çıkacağız. Uzun zamandır belki aynı şeyleri söylüyoruz ama her maçın kendi içinde ayrı ayrı önemi ve ayrı ayrı değeri var. Ama hepsi çok önemli, hepsi çok kıymetli. Tam da dediğimiz şekilde, tam da düşündüğümüz şekilde her maç çok zor ve çok önemli bir şekilde devam ediyor. Şile deplasmanından önemli bir galibiyete döndük ama orada kaldı. Hızlı bir şekilde unutup Altındağ maçına hazırlandık. İyi de hazırlanıyoruz. Sakatımız da Muhammed dışında sakat gözükmüyor şu an. Nurettin'in cezası bitti ve o da bizimle olacak Altındağ maçında. Altındağ geçen hafta kaybedince düşme potasına biraz daha yaklaştı. Bu açıdan aslında çok daha zor geçecek bir maç haline geldi. Genç ve dinamik bir kadrosu var ama birkaç haftadır kazanamayınca onlar da düşme potasına yaklaştı. Ve o yüzden maçın da bize göre zorluğu biraz daha artmış oldu. Ama içeride oynuyoruz. İçeride iyi bir performansımız var. Kesinlikle ciddiyeti elden bırakmadan bu iş bitinceye kadar bütün maçları aynı ciddiyetle ve aynı tempoda oynamamız gerekiyor. Çünkü bizim takım %100'ünü sahaya koyduğunda maç kazanabilir. Yani biz bunu biliyoruz, kendimizi biliyoruz. O yüzden hiçbir şekilde hafife almadan, hiçbir şekilde gevşemeden aynı ciddiyetle %100 bütün her şeyimizi sahaya vererek maçı kazanıp öyle yolumuza devam etmek istiyoruz ve bir adım daha yaklaşmak istiyoruz istediğimiz hedefe. Takımımızın başarısı her zaman söylüyoruz. Sadece bizler, oyuncular değil. Burada başta yönetimimiz olmak üzere milletvekilimizden, belediye başkanımıza, ilçe başkanlarımızın hepsine ve yönetim kurulumuza olmak üzere bir de işin seyircilerimizin ve taraftarımızın boyutu da var. Onlar da aktif bir şekilde aslında sezon başından beri işin içindeler ama bu son dönem daha da bir aktif hale geldiler. Özellikle başlattıkları bayrak kampanyası çok çok önemli. Yani takımımızın havaya girmesi, şehrin de havaya girmesiyle olur. Bir bütün halinde havaya girersek bu işler olur. Bütün başarılar böyle gelmiştir. Şu an o birliktelik, o kenetlenme sağlanmış durumda şehrimizde. İnşallah o bayraklarla donatılan ilçemizi, şehrimizi gördükten sonra futbolcularımızın da, bizlerin de, taraftarımızın da, yönetimimizin de iştahı daha da artacaktır. Bu birlik ve beraberlikle bence başarıya çok daha kolay ulaşacağız. Zaten işin sırrı da bu birliği, bu bütünlüğü sağlamadan geçiyor. Siyah incilere başta olmak üzere destek veren tüm esnaflarımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah taraftarımızla beraber onlar otoparkta, dışarıda görevlerini, işlerini iyi yapıyorlar. Bizler sahada, yönetimimiz yine maddi ve manevi konularda bize yardımcı olarak. Herkes kendi alanında kalarak çok önemli katkılar vermeye başladı. Bu da çok doğru bir şey. Yani herkesin kendi alanında durarak katkı vermesi çok çok önemli. O yüzden hepsine çok teşekkür ediyorum. Siyah inciler başta olmak üzere tüm taraftarlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah başarı hep beraber. Hafta kazandığımız Şile maçı çok önemli ve güzel bir galibiyet oldu. Hazırlıklarımızı aynı disiplinde ve şampiyonluğa odaklı olarak devam ettirdik. Yarın oynayacağımız maç için de her zamanki gibi hedef 3 puan. Kalan 4 haftayı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Buraya kadar hep birlikte çok iyi mücadele ederek getirdik bu işi. Sonunu inşallah şampiyonluk olarak görüyorum. Artık çok yaklaştık. Bu haftaki maç da çok önemli. Rakibimiz alt sıralardan çıkma çabasında. O yüzden bu maçı da çok ciddiye alıyoruz. Ona göre hazırlandık. İnşallah sonunu güzel bitireceğiz. Buradan siyah incilere ve taraftarlarımıza da bir iki
kelime söylemek istiyorum. Bizim için sezon başından bu yana çok mücadele ettiler. Tribünde olmasalar bile yokluğunu hissettirmediler bize. Şu an için başlayan bir bayrak kampanyamız var. Bunun için de hiç durmadan esnaflarımızdan kampanya için destek topluyorlar. Bunun için de ayrıca minnettarız. İnşallah seneye ikincilikte taraftarlarımızla birleşip daha güzel günler göreceğimizi umut ediyorum. Herkese selam. Spor maçının hazırlığını tamamlamış oluyoruz. Kampa çekildik bugün. Kazanmamız gereken bir maç. Kayıpsız geçmek istiyoruz. Böyle maçlar her zaman zor olur. Zor geçeceğini de biliyoruz. Altından durumu da belli. Ama bizim hedefimiz her zaman kazanmak. Kazanmak için sahaya çıkacağız. İnşallah 3 puan alıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşıp bu işin sonunu getirmek istiyoruz.